herkese merhaba diyorum. Şimdi şöyle bir şeyden başlayayım. Bunu hem bir yazı yazdım aslında ben Jineps gazetesinde, hem de Düşünce Günlüğü diye bir programda da Abdülbaki Değer ve Ali Aydın ile Fikir Coğrafyası'nda, pardon, bunu bir parça konuşmuştuk. Ama tabii bu olay yani bir yazıyla, bir konuşmayla bitirilecek bir şey değil. Yani çünkü bayağı vatandaş inşa etmek üzere olan bir şey. Bir programdan, bir marif programından, bir modelden bahsediyoruz. Bu makbulü vatandaş deyince bir defa bir iki tane hakkı teslim etmemiz gerekiyor. Yani evet, Türkiye Cumhuriyeti diğer bir sürü ulus devlet gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde kendi makbul vatandaşını yaratmak için başından beri uğraşıyor. Buna adına bazen makbul diyor, bazen başka şey diyor. Ama bunu bir defa teorize eden bir insana Füsun Üstel'e öncelikle bir gönderme yapalım. Kendisine bir teşekkür edelim. Çünkü o Makbul Vatandaş'ın Peşinde adında iki ayrı kitaba, yani birbirine devam eden, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'ten Bugüne'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Onun çok kıymetli teorik ve işte bütün yapılan pratikler üzerine çok temel olan kitaplarını bir defa bir analım. Bu konuda uğraşan, özellikle marif modeli konusunda uğraşan bir kişi Ali Alpar, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi. O da bu konuda çok yazılar yazdı, özellikle T24 internet gazetesinde. Onları da buradan referans vermek istiyorum. Yani merak edenlerin oralara bakmasında yarar olabilir. Şimdi bu marif modeli diye bir şey sunulurken çok basit teknik bir şeyden bahsedeyim. Yani bu hazırlandı, dendi ki işte çok yıllardır çalışıldığı üzerine ve kamuoyunun ilgisine sunuldu. Kamuoyunda ilgili uzmanlar, işte bu işten anlayan insanlar gelsinler tartışsınlar diye ve verilen süre 10 günlük bir süre oldu. Yine içi bir şekilde sayfalar, konular, alt başlıklarıyla çok ayrıntısı olan bir modelin, bir raporun, projenin gerçekten kamuoyunda tartışmak istiyorsanız çok daha geniş bir zaman tanırsınız ve çok daha birimlere yollarsınız. Bu işten nispeten bu işle ilgilenebilecek olan, eğitim meselesine kafa yormuş olan, işte üniversitelerin eğitim fakülteleri mi olur bu, işte bir takım sendikalar mı olur, eğitimle ilgili olan sendikalar mı olur, yani bir takım basın yayın organları mı olur, bütün bunları iletilip görüşlerinizi bize bildirin denebilirdi. Bu yapılmadı. Bu aslında galiba baştan biraz belki çok radikal bir başlangıç yapmış olacağım ama yani çok bir iyi niyet göstergesi değil aslında bu. Yani insanları siz bu kadar az zamanda hadi söyleyin dediyseniz insanlar o kadar kısa zamanda bu yorumları yapamayabilirler. Dolayısıyla çünkü metnin içinden de anlayabileceğimiz gibi çok daha bilgiç, çok daha ben bilirim edası olan bir model bu. Yani işte nasıl oluyor? Bir takım sıfatlar, bir takım işte ideal öğrenci, ideal öğretmen, ideal eğitim gibi bir takım tanımlamalar yapılırken ne yazık ki kullanılan kelimeler, kullanılan kavramlar, modeller iki düzeyde cereyanlıydı. Bir tanesi şu, aklı selim sahibi, terbiyeli, sevecen, saygılı, işte sorgulayan gibi bir takım insani vasıflar sıralanıyor. Bunlar güzel vasıflar. Ama bu vasıfların hemen arkasında ya da hemen yanı sıra arka sayfalarda, ön sayfalarda bir başka bölümde sürekli karşımıza çıkan bir şey var. Yani bir devlet fikri var. Çok temel bir devlet fikri. İşte bu milli manevi değerler şeklinde çok öyle İslami falan laflar edilmeyen, çok böyle doğrudan bir kimliğe gönderme yapmıyormuş gibi gözüken ama çok temelde bir devlet fikri, bir tür devlet fikri diyeyim, bir gönderme var. Dolayısıyla en basit şu meseleyi ben galiba en çok onu merkeze koyuyorum. Siz eğitimde sorgulayan bir öğrenci istiyorsanız, yani öğrencilerin sorgulamasını istiyorsanız, öğrencilerin alternatif bilgilere, alternatif değerlere, bilgi türlerine, bilgiyi oluşturma yönlerine imkanla sağlamanız lazım. Ama galiba bütün bu sorgulama lafların ötesinde hemen ortaya çıkan özelliklerden biri şu, devlete saygılı, yani devletin söylediklerine saygılı, devletin ürettiklerine saygılı bir model var. Dolayısıyla bu ikisi birbirine asla uyumlu olabilecek bir şey değil. Bir başka şey mesela gene burada belki ipucu olabilir bize. Öğrencinin bütünlüğü diye bir kavram var. Bu da çok güzel bir laf tabii ki. Ama bütünlük deyince benim aklıma şu geliyor açıkçası. İşte 80 küsur milyon insanın yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumunda veya bu devletin altında tabii ki işte neydi, Sovyet Rusya, Çin, Hindistan falan gibi, yani Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya falan gibi bir takım çok çeşitli etnik, dinsel falan bir takım grupların olduğu başka ülkeleri düşünebiliriz. 83 milyon çok büyük bir nüfus. 783 bin de işte kilometre kare yüz ölçümü olan bir yer. Burası bırakın bütün kültürel farkları falan, coğrafi olarak inanılmaz bir yer. Yani işte bir tarafta denize girerken öbür tarafta kış
olan bir yer burası. Kim bir yerde işte çorak, çöl neredeyse iklim varken öbür tarafta işte Çukurova'dan bahsediyorsunuz. İşte sandalye dikseniz işte bir şey çıkar, işte ekin olur falan. Yağmur var, çamur var, bilmem nesi var, işte hayvancılık var, işte bir sürü şey var. Yani bu coğrafi olarak bile farklı olan bir şey var. Arkasından bu memleketin işte dil, din, ırk falan gibi çok çeşitleri var. 80 küsür milyonun, 20, en az 20 küsür milyonu Kürtçe diye bir dille iştigal ediyorlar. Bunlar bir yarısı biliyor, yarısı bilmiyor belki. Ya da işte bu dine şöyle inanıyor, böyle inanıyor. Bir takım tarikatlar vasıtasıyla inanıyor, işte diyanet vasıtasıyla inanıyor. Annesinden babasından öğrendiği gibi inanıyor. Mahalledeki Kur'an kursundan biliyor ya da işte ilahiyat fakültesine gidiyor. Bunlar hiç birisi aynı dine inandıklarını söyleseler bile aynı şekilde inançlarını yaşamıyorlar. Dini de tek parça yekpare bir şey sayamadığımıza göre. Şimdi bütünlük nedir? Bütünlük şu. Ben bir Kürt çocuğu olarak ana dilimi öğrenmeliyim. Ya da bir şu tarikata mensup ya da bu dini eğilime mensup bir çocuk olarak işte annemin, babamın, dedemin, şeyhimi gösterdiği yönden dinimi öğrenmeliyim. İşte gayet ailemin yaşadığı seküler, laik falan bir takım kültürel havza veya coğrafya içinde şu dilleri öğreniyorum, işte klasik Batı müziği dinliyorum, işte şu kültürü, arkeoloji vesaire diyorum. Yani bunlar hiçbirisi birbirle çok da kolay her zaman uzlaşan şeyler değil ama bir arada olabilen şeyler. Şimdi benim bütünlüğüm deyince varsayıyorum, ben Boşnak ya da Kürt ya da Çerkes fark etmez. Bir, benim ana dilim, kültürüm, kültürün eşliğinde çocukluğumdan beri edindiğim duygular. Ve arkasından tabii ki öğrendiğim fizik, kimya, işte ne varsa. Hepsiyle birlikte ben bir bütünüm. Yani ben bir kesişim alanıyım. Ben bir bütünüm. Bu bütün içinden dünya kadar farklı bileşenler geçiyor. Dolayısıyla bütünlüğe saygı dediğiniz zaman bu bütünlüğün, bu çoğulluk içindeki bütünlüğün saygı görmesi lazım. Orada bize bir makbul vatandaş, bir makbul insanlık hali sunan, sorgulayıcı olduğu söylenen bu eğitim modeli bana en temelde her şeyin ötesinde bir devlet varsayımı, bir fiktif, bir fiksiyon, bir kurgu olan bir devletin vaaz ettiği bir bilgiye inanmamı istiyor. E şimdi mesela şöyle bir şey, sorgulayıcı olmam için ben bir Kürt, Müslüman ya da işte başka bir şey Ermeni, Çerkez. Ailemden bir şey geliyor. Ailemden aldığım bir şeyle ben okula geldiğim zaman okul bunu ne yapacak? Eğitim bunu ne yapacak? Saygı gösterecek mi? Yoksa unut bunu mu evladım diyecek. Eğer bütünlüğüme saygıysa benim Ermeniliğime, Kürtlüğüme, neyse kadınlığıma vesaire saygı göstermesi lazım. Bunu demek ki otomatik olarak bunu yok sayamaz. Ama arkasından şöyle bir şey daha var. Benim başkalarıyla beraber kurmuş olduğum ilişkiyi veya işte derslerle kurmuş olduğum ilişkiyi, öğretmenlerle kurduğum ilişkinin bir defa çeşitli, demokratik, çoğul olması lazım. Şimdi dolayısıyla benim bir kişiliğim var, çoğul. Bu kişilik bir devlet stresi altında veya bir devletin yönergesi altında saygı kelimeleriyle bir anda ortadan kaldırılacak mı bu? Yoksa bana saygı mı gösterecek? Bu ikisi arasında gerilim nasıl olacak? Bu gerilim, söylemeye çalıştım, o rapordaki iki düzlemde oluşuyor. Bir tanesi de bol miktarda okuyan herkesin kolayca ikna olabileceği gayet güzel laflardan oluşan bir şey. Ama bir yandan da ikinci bir düzey bunu hızla örten o devlet çizgisi altında o çoğunluk, o bütünlük, o özgürlük, o kişiye özgü özgürlük yok oluyor ortalıktan. Mesela bir örneklerden bir tanesi de şu. Bunu Sabancı Üniversitesi'nde Ali Alpar aslında fark etmiş işte bir şekilde. Ben onu atlamışım okurken. Kuantum fiziği falan yok mesela artık. Sadece yaratılış teorisi olacak. E tamam, ikisi de çok güzel teori olabilir hatta. İkisi de mükemmel şeyler. Niye bir tanesi yok mesela? Yani bir çocuk gerçekten sorgulayıcı olması isteniyorsa önünde gerçekten ona tek bir zihniyetten çıkan bir ya kuantum diye de palavra bir şey var diye değil ya da palavra bir yaratılış teorisi var diye değil. Gerçekten yaratılış teorisinde, kuantumunda hakkını veren öğretmenler lazım. Peki öğretmenler için ne yapıyoruz? Öğretmenlerden de belli bir, aslında o da işte çok fazla gizlenebilen bir şeydi, sadakat bekleniyor. Yani öğretmenler kendilerini geliştirmeleri gerekir falan bir şey deniyor ama o öğretmenlerin kendileri istedikleri yardımcı ders kitaplarını seçemeyecekleri konusunda asla bir şey yok, bir bilgi yok. Öyle bir şey yok aslında yani. Başka bir alternatif yok. Orada da çünkü gene devlet kendisini ortaya çıkarıyor. Şimdi bu daha böyle bir iki ayrıntıya girelim tekrar ama biraz toparlamak için şunu söyleyeyim. Yani böyle bir eğitim modeli hiçbir zaman işlemedi. Hiçbir yerde işlemedi. Bu AK Parti döneminin işte bir tür belki 15 Temmuz'la yapmaya çalıştığına benzer bir şekilde yeni bir rejim, yeni bir makbullük, yeni bir vatandaşlık işte yani yeni bir model, toplum modeli, yeni insan. Çok devrimci bir model aslında bu. Ama bu devrimci model zaten AK Parti'nin kendi kendine uydurduğu, ürettiği bir şey değil. Zaten var olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinden alıyor bunu. Yani Türkiye Cumhuriyeti zaten böyle kuruldu. AK Parti de kendisini aynı
çizginin içinde yeniden benzer şekilde üretiyor. Yani daha önceki döneme gidip bakarsanız, tırnak içinde söyleyeyim, modernist, daha çağdaş, hani daha Avrupa'yı bir takım usullerle aslında öğretilen şey gene bir makbul vatandaşlık yapmaktı. AK Parti'de değişen ne oldu? Ya da önce değişmeyeni söyleyeyim. Değişmeyen devlet, yani devlete sadakat, devletin makbullüğü aslında, devletin makbullüğü altında bir vatandaşlık inşası. Devletine, milletine gibi soyut bir takım laflara saygılı, onlara uyumlu bir, kutsallaşmış bir devlete daha doğrusu, saygı eşiğinde üretilen bir vatandaş. Bu şekilde sosyalize olan bir vatandaş. Şimdi tekrar nerede başarı oldu? Böyle başarı yok. Yani böyle bir makbul vatandaş, böyle bir ideal vatandaş tanımı yapıp başarmış olan örnek yok. Ama en azından bizim Türkiye'ye yakın olan bir örnekten çıkacak olursak, işte benim daha da iyi bildiğim örnek o, ama bu herhalde sadece ben bildiğim için değil, zaten genel olarak kabul gören bir husus. Türkiye Cumhuriyeti eğitim politikalarını esas olarak Fransız eğitim politikalarını almıştır. Yani işte temel olarak işte, yani tabii Fransa'da bir dönem sonra geçildi bunlar belki, ama işte sınıflarda girilen sosyal önlüklerden, sınıflardaki disipline, işte hep birazdan okunan marşlar, şunlar bunlar, yani o işte bir tür torna aslında. Eğitim bir torna. Yani eğitimi, vatandaşlığı inşa ederken esas olarak eğitimle birlikte yaparsınız bunu. Dolayısıyla ideal Fransız, ideal Türk vatandaşlarını inşa edersiniz. Tabii bu Çin'de ya da işte Sovyetler Birliği'nde, tabii ki Almanya'da falan bir süre, bu daha bir radikal, daha devrimci ülkelerde çok fazla karşımıza çıkan bir şey. Bu tür radikal durumlar bazen oluyor. Yani başarılıyor. Şöyle oluyor ama belli bir ütopyaya inanıyor toplum. Çünkü devrimci bir dönüşüm var, bir toplumsal hareket var. Bu bahsettiğim Sovyetler Birliği, Fransa falan işte 1789'lardan başlayan belki. İşte o yeni aydınlanmacı, işte modernist felsefeler eşliğinde biraz böyle ileri koşan, ileri hızla giden, ileri fırlatılmış böyle bir modernist bir hareketin formatı altında çeşitli ideolojik boyutlarda, çoğunlukla işte devrimci, solcu, sosyalist falan diyebiliriz. İdeolojiler altında bir kuruluş felsefesi, bir kuruluş adımı attığımız zaman bu ideal vatandaşlık ütopyası bir yere kadar işliyor. Ama nereye kadar işliyor? O bir yer neresi? O toplum içinde bu devrimci hareketi sahiplenen kesimler arasında işliyor. Bir toplumsal hareket, var olan, güçlü, o başı çeken, değişimi arzulayan, o ütopyayı taşıyan toplumsal hareket nezdinde bu kabul ediyor bu tür eğitimler. Dolayısıyla asıl olan eğitimdir diyoruz. Bizim ekip, yani biz bu yürüyen toplumsal hareket olarak diyoruz ki evet şunu yapmalıyız, bunu yapmalıyız. Çocuklar şöyle eğitim alın, köy enstitüleri kurmalıyız. İşte solhozlar, kovhozlar ya da kibutlar falan kurmalıyız. İşte hepsi bunların bir şekilde devrimci bir takım atılımlar. İyi de toplum sadece bu değil. Toplum aynı zamanda ya da bir toplumdaki toplumsal hareket tek başına var olmuyor. Her toplumsal hareketin bir tane, hadi böyle çok radikal böyle tez, antitez falan gibi keskin laflara girmeyelim, ama bir de o hareketten hoşlanmayan insanlar var. O harekete gönül vermeyen insanlar var. O hareketle birlikte hareket etmeyen insan, tam tersine o hareketten korkan insanlar var. Tırnak içinde ilericilere karşı gericiler var. Yani bu Fransa'da vardı işte krallık yanları, işte Rusya'da Kızıllara karşı da beyazlar vardı. Türkiye'de işte Kemalist, laik vesaire kesime karşı daha dindar, muhafazakar vesaire kesimler vardı. Siz bir kesim nezdinde o ideal makbul vatandaşlık kuruyorsunuz. İşte orada bol bol aydınlanma, ilerleme, işte üretim, yurdun dört bir yanını demir ağlarla ördük falan, bir sürü güzel şeyler söylüyorsunuz. Marşlar söylüyorsunuz, çıktık açık anılına falan falan, hepsini söylüyorsunuz. İyi de siz bunları söylüyorsunuz diye bu herkesin lafı olmuyor ki. Bu lafları benimseyemeyen, bu lafları içselleştiremeyen, ütopyanın partisi olmayan başka insanlar var. Siz devrimci hareket yaptığınız zaman, tırnak içinde devrimci hareket yaptığınız zaman, her halükarda gene tırnak içinde karşı devrimci birileri oluyor. Yani sizin eğitim politikalarınız böyle steril, ben yaptım oldu ortamlarında olmuyor. Bir takım insanlar sizin eğitim politikalarınızı beğenmiyorlar. Çünkü eğitim alanı, dolayısıyla buradan dışına geçmek herhalde mümkün. Eğitim tek başına izole bir alan değil. Ya da eğitimi yaptığınız zaman her şey olmuyor. Bir şeyi halletmiş olmuyorsun. Belki tamam güçlü bir manivela'dır belki. Bir kaldıraç görevi falan görür de. Mesela şöyle düşünün. İşte bu gene bu 100 yıl vatandaşlık, bu eğitim modelinde, marif modelinde kullanılan laflardan birisi. Çok güzel laflar var. Öğrencileri sevecen, sevimli, hoşgörülü, anlayışlı falan. Ama çok güzel. Böyle olmalı, böyle yetiştirilmeli diyor. Şimdi eğitimde bir eğitim meselesi sadece vaazla olacak bir şey değil. Öğretmenlerin bir defa gerçekten mutlu insanlar olması lazım. Öğretmenler eğer bir toplumda geçtiğimiz yüzyıla kıyasla örneğin meşruiyetlerini kaybetmiş bir takım insanlarsa, habire fırçalar yiyorlarsa mesela, işte habire bir takım disiplin soruşturmalarıyla işte yaptıkları her şey kontrol altına alınıyorsa, maaş meseleleri varsa, işte asgari ücretlerin sınırında dolaşan bir takım ekonomik ciddi sorunları varsa, bu insanların kolay kolay sevecen olması mümkün değil. En basit yoldan, en basit örneğini veriyorum. İyi de bir yandan başka bir şey daha düşünün. Ya devletin tepesi hep habire bağırıp çağırırken mesela, işte kutuplaşırken, kutuplaştırırken,
işte hakaret ederken, yani eğitim, ben eğitimi ayrı bir yerde çocuklara güzel bir takım dersler verebilir miyim? Böyle bir şey mümkün mü? Ya da işte eğitim derken mesela işte çevreye saygılı, bir de böyle şeyler de var mesela. Çok gayet güzel işte, çevreye saygılı, doğaya saygılı, doğayla işte bütünleşen falan falan, çok kıymetli laflar var. E peki mesela şey nasıl oluyor? Akbelen ormanları işte kesilirken, oradaki köyler dipçikle, jandarma dipçiyle devrilirken, işte bir takım 50 kiloluk bir kadın altın madeninde işte jandarmalar tarafından dipçiklendikten sonra o bürokratlar işte bu kadın bizi darp etti diye bir takım davalar açılıyorsa, incir bahçesini işte yok bilmem tarlasını bilmem ne koruduğu için yaşlı kadın 70 yaşında 50 kiloluk kadın dayak yiyor. Fakat bir de kadına şikayetçi olunuyor mesela. Bu kadın çevresini koruyor, mahallesini koruyor, hayatını, doğal hayatını koruyor. Peki bu çocuk, o lisedeki, ortaokuldaki öğrenci çocuk çevreyle ilgili nasıl bir şey düşünecek? Örnekleri çoğaltmak mümkün tabii ki. İşte ya da ne bileyim, şiddet, kadın, erkek, işte kadınlık. İstanbul Sözleşmesi'ni yok ediyorsanız, İstanbul Sözleşmesi bir takım kadına karşı yapılan şiddeti önlemeye çalışan uluslararası öneme sahip bir sözleşmeyken iptal ediyorsanız, kadın cinayetleri inanılmaz sayıda çok artıyorsa, sizin eğitimde yapmış olduğunuz, atmış olduğunuz adımlar ne kadar gerçekten başarılı olacak? Dolayısıyla şöyle bir şey demeye çalışıyorum. Eğitim çok karmaşık bir iktidar ilişkileri ağı içinde sadece bir parça. Çok önemli parça, en önemli parçalardan biri belki. Ama asla tek başına bir şey olmadığı için sizin sadece eğitim alanında söylediğiniz güzel lafların çok bir şey yaraması mümkün değil. Şimdi buradan aslında yavaş yavaş şöyle bir şeyi toparlamaya çalışayım. Bir de yani bu işte ne demiş oldum? İşte bütünlük, sorgulayıcılık ama devletin önemi. Yani bu paradokslar aslında çelişkilerle hemhal olmuş olan bir modelin en teorik veya felsefi diyeyim. Yani meselesi şurada. Kelimeleri biraz kusura bakmayın. Yani daha köşeli söylüyorsam, yani tabii ki siz kendiniz daha yumuşatarak dinleyebilirsiniz. Ama Türkiye eğitim modeline şimdiye kadar damgasını vurmuş Kemalist modelin yerine içeriğinde sadece işte biraz daha dindar muhafazakar, daha eski dil aslında. Dindar muhafazakarlık lafı bile yok aslında. Ama daha eski dille bir kimlik vaz eden bir şey. İşte eğitim yerine marif diyorsunuz mesela en azından. Yani dilin, dildeki kullandığı kelimelerle bir seçim yapıyorsunuz. Dildeki kelimelerle birlikte tarafınızı belirtiyorsunuz burada. Dolayısıyla bir mesaj vermiş oluyorsunuz. Bakın merak etmeyin, ben böyle bir sürü laf söylüyorum ama ben zaten yapılması gereken, atılması gereken o muhafazakar, işte dindar, yani bizim millet, bizim milletimize uygun bir model çiziyorum demiş oluyorsunuz. Esas olarak bu dilde bir farklılık var ama nasıl diyeyim, devletin sürekliliği diyebileceğim bir şeyde makbul vatandaş, ideal vatandaş kurgulamak konusunda asla bir değişim yok. Sadece bir tanesi daha işte batılı, çağ, yani daha muhafazakar bir modernliği vaaz edildikten sonra şimdi gene kelimeler biraz seçilerek gene yukarıdan aşağı bir vatandaş inşası söz konusu. Ama dediğim gibi bu yukarıdan aşağı vatandaş inşası devrimci bir takım politikalarla, devrime katılmış olan bir takım, yani Kemalist devrime ya da İslamcı devrime işte katılmış ve o kitlelerle yürümüş olan insanları bir yere kadar ikna edebilirsiniz. Ama sonrasında işte her kavgayı sona erdiremezsiniz. Tam tersine kavgayı, kutuplaşmayı sürekli yeniden üreten bir model yapmış oluyorsunuz. Bunun örnekleri de çok fazla işte. Ne bileyim, örnek alınan Fransa'dan işte gene değinecek olursam, Fransa'da başı yenmiş eğitim bakanının haddi hesabı yoktur. Tam da bu reform çabaları yüzünden işte, yani 80'lerden beri mesela benim bildiğim işte bir model çıkar. Çünkü işlemiyor. Bir işlemeyen bir şey var. Hadi reform edelim. Yapıyorsunuz bir reformu. 500 bin kişi sokağa iniyor. Mesela işte neydi, çok daha laik bir model var. Laiklik konusunda bir iki rötuş daha yapan bir model. Ama en büyük darbeyi bu bağımsız Katolik okullara vuruyordu o zaman. Mesela 80'li yıllardaki model ya da reformlardan biri. Özel okullar zaten Katolik okullar daha çok. Şimdi devrimden beri Cumhuriyet okuluna girmemiş olan, dışarıda daha dini bir boyutu da olan okullar hep özgürlüklerini korumuşlardı. O da ilginç bir şeydir mesela, biz işte Fransa'ya böyle layık falan deriz ama bir yandan da dini bir şey var. Kamp vardır açıkça. İşte o okullar mesela inanılmaz bir isyan halinde sokaklarınlar ve geri çekildi kanun. Buna benzer şeyler. Hiçbir zaman yapamıyorsun. Bir de sırf din ya da layıklık meselesi değil. Sadece 4. Henri işte bilmem şey şunu yapmış, işte layıklık şartları olmuş, işte 16. Louis kralcılar asılmış falan değil mesele. Bugün Fransa'nın dünya kadar göçmen meselesi var. Yani ırkçılığın en önemli ilişkilendiği meselelerden biri işte bütün o Araplar, işte mültecilerle ilgili bir şey. O da çok benim aklıma gelen hikayelerden biriydi işte. Gene ben Fransa'da doktorumu yaparkendi galiba, ya da sonrasını hatırlamıyorum. Şimdi yıl sonunda sınıfın fotoğrafı çekiliyor. Hani öğretmenler öğrencilerle birlikte fotoğraf çeker ya. Fotoğraf çekiliyor ama ne yazık ki skandal. Sonra fotoğraf da önlerine gelince fark ediliyor.
sınıfın en arkasında iki tane çocuk, bir tanesi Cezayir bayrağı almış eline, ötekisi Fas bayrağı. Önde de öğretmen tebessüm ederek objektife bakıyor. Yani bu birlikte işte Fransız tapınağı okulun içinde bir hatıra fotoğrafı olacakken, Fransız bir abidesi tapınağı olarak okulun içinde Cezayir ve Fas bayrakları fotoğrafa yansıyor. Tabii ki skandal koptu falan. Bu şu demek, işte hani az önce bizim bu marif modelinde çıkan mesele vardı ya, ben Kürtsem, Ermeniysem, Rumsam, Boşnaksam, Çerkessem, benim tarihim, geçmişim, dilim, dinim, neyse bütün onlar bütünlüğüne saygı gösterecek mi? Benim hikayem anlatılacak mı? Eğer benim o hikayem anlatılmayacaksa, o zaman yarın öbür gün bir takım fotoğraflarda sınıfın en arkasında insanlardan başka bayraklar çıkabilir. Yani benim bütünlüğüm Fransa'daki okulda, siz Cezayirli çocukların bütünlüğüne saygı göstermezseniz Cezayirli çocuklar ummadığınız bir takım isyanlar çıkarabilirler. Uymazlar, isyan çıkarmayı da bırakın. Sadece illaki o teorik böyle bilinçli, sivil itaatsizlik falan bir şey olmak zorunda değil. Sadece sivil olarak uyamaz. O çocuklar sizin eğitim modelinize uyamazlar. Siz bir şeye dayattığınız zaman siz bir şeyleri uyduramazsınız. Yavaş yavaş şöyle bir şeyden bağlamaya çalışayım aslında. Mesele galiba, yani tabii ki Türkiye'nin kendinde çok özgür koşulları falan var ama en önemli mesele ulus devletin meselesinde yatıyor. Yani problem ulus devletin kendisinde. Hepimiz tabii ki ulus devletin tornasından geçtiğimiz için en normal olarak yaşadığımız şeylerden biri. Yani işte sınırlar var. Bu sınırlar içinde yaşayan herkes Türktür. Bu sınırlar içinde yaşayan herkes Fransızdır. Bu sınırlar içinde yaşayan herkes Rus'tur. Değil öyle bir şey. Yani siz ya da hepimiz aynı tanım yapmıyoruz ki zaten. Siz bana istediğiniz kadar okullarda Fransızlık öğretin, Türklük öğretin, Rusluk öğretin. Ben kendi yorumumla onu yaşıyorum. Bunu da çok bilinçli bir şey yapmıyorum. Yani doğal değil mi? İşte benim annemden, babamdan, kendi müktesebatımdan almış olduğum bilgiler, duygusal sermaye, kültürel birikim, duygusal titreşimler eşliğinde ben öğretmenin, okulun bana öğrettiği Türklüğü anlayabiliyorum. Hepimiz aynı şekilde anlamıyoruz. Farklı şekillerde anlıyoruz. Ve ben kendi Türklüğümü yorumluyorum. Dolayısıyla bu Türklük başkalarınınkiyle olmuyor. O zaman şunu da söylemek herhalde kolayca anlaşılabilir diye düşünüyorum. Ulus devlet belli bir dönem için, hepimiz için, bütün dünya vatandaşlığı için normalleşmiş bir ideoloji, normalleşmiş bir söylem. Öğretilen bir duygu oldu aslında. Yani bütün bu kabaca işte merkezinde biraz Fransız modelini koyalım. İşte bütün Edirne'den Kars'a kadar, Britanya'dan Korsika'ya kadar herkes bu dili öğrenecek, buna inanacak, şöyle olacak, işte tarihi falan böyle öğrenecek. Ama dediğim gibi işte az önce Cezayirli meselesinin olduğu gibi, siz insan 4. Henri'yi, Fransız devrimini falan anlatırsınız bir şeyleri. İyi de benim anam, babam, dedem Setif'te Fransız ordusu tarafından katledildi Cezayir'de. Yani bu katledilmiş olan insanların hikayesi nerede yazacak mesela? Hangi tarih kitabında yazacak? Dolayısıyla bu tür bir bilginin de dahil olabileceği bir eğitim düşünebilecek miyiz? Böyle bir eğitimi düşünmek, bütünlüğü düşünmek denen bir şey gerçekten. O bütünlük, insanın bütünlüğünü, integrity, integral, bütünlük hali düşünmek diye bir şey söz konusu. O zaman belki de problemi ulus devlette düşünmek lazım. Yani mesela AKP'liler ne yapmış, Kemalistler ne yapmış, Jacobenler ne yapmış değil. Ulus devletin meselesini belki de düşünmek lazım. Ne oldu? Ne oldu da biz ulus devlete bu kadar çok inandık ve nasıl oldu da bir sürü şeyimizi unuttuk aslında. Yani bütünselliğimizi aslında belki de kaybettik buradan. Çünkü şöyle bir şey oldu. Biz belli bir toprak parçası üzerine farklı kültürler, farklı birikimler, farklı duygusal hafızalar, sermayeler eşliğinde işte yan yana veya iç içe karışık bir şekilde yaşarken bize başka bir duygu öğretildi. Bu da çok zor bir şey değil. Yani manipülasyon teknikleri, yani bunu en güzel tabii örnekler totaliter ülkelerde bol miktarda görülür değil mi? Yani işte 1984 bunun en şey anlatımıdır. Yani işte bir edebiyat örneği olarak, ama işte Nazi Almanyası, işte Stalinist dönem vesaire, bunun bol bol tonlarca örneği vardır. İsterseniz İran Hümeyni rejimini de alın, hiç fark etmiyor. Yani her tarafta 3 aşağı 5 yukarı benzer bir şeyle siz insanlara bir şey öğretiyorsunuz. Ama bir şey öğretirken bunu niçin yapıyorsunuz? Çünkü o insanların şuna inanması lazım. Burası ortak ekonomik çıkarlarla bağlı olan bir yerdir. Burada çok ekonomist böyle yorumlara düşmeyeyim. Yani mesele sadece böyle ekonomik bir mesele değil. Ama işte bir pazar var. Bu pazar bizim pazarımız. Bu pazarda herkes aynı dili konuşmalı. Dolayısıyla bu pazarın bütün anlattıkları da işte bir şey olmalı. Nasıl diyeyim? Bizi ileri götürmeli, ileri taşımalı. Bu toplum ileri gitmeli, güçlü olmalı. Bakın bu dillerin hepsinde ortak bir şey var. Yani bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanlar, Arap, Kürt, Türk, Çerkez ya da Breton, Bask, Korsikalı ne olursa olsun bütün bu insanlar bir anda bütün o farklı bütünlüklerini, özelliklerini unutup tek bir amaç uğruna, o pazardan yükselmiş bir güç uğruna bir yere varmalılar. Problem kendisi galiba burada. Biz ulus devlette güçlü olmayı, kibri, yukarıdan aşağı bakmayı, yukarıdan aşağı insan yetiştirmeyi, vatandaşı böyle inşa etmeyi, en sonunda gene işte biraz kestirme olduğunun farkındayım bu yorumun, ama en nihayetinde
gayet operasyonel, araçsal rasyonel, belli bir amaca hizmet edecek şekilde araçsallaşmış insanlar yetiştirmek anlamında inanılmaz yeni bir cemaat örneğidir. Ulus devleti, ulus devlet kimliği, milliyetçi kimlik sadece ve sadece yenilenmiş bir cemaat örneğidir. Dolayısıyla bu konuda yapılan toptancı, yukarıdan aşağı vatandaş inşa etme çabaları da bu cemaatin ideolojik kurgularından başka bir şey değildir. Dolayısıyla biz eğer işte yeniden bir eğitim modeli falan bir şeyler düşüneceksek örneğin, galiba bu marif modelinin içindeki o kelimelerden seçerek, sorgulayıcı, işte bütünlük falan gibi kelimeler gerçekten önemli olduğunu düşünüp yeni bir model düşünmemiz lazım. Bu model de şöyle bir şeyi içerebilir aslında. Bir tarafıyla biraz bu Alain Touraine'in rahileyi tedrisatından geçtiğim için oradan daha kolay belki işte esinleniyorum bir takım şeyleri. Bir taraftan evet bana bu topraklarda eşit olduğumu anlatacak herkese. Ben eşitlik için kavga vereceğim. Kimse benden daha üstün olmadığını bileceğim. Ve bunun için gerekirse işte okulda falan her yerde mücadele edeceğim. Yani ki Müslüman olarak, Hristiyan olarak, Kürt olarak, Ermeni olarak fark etmez yani. Eşitlik isteyeceğim. Ben senden farklı değilim o açıdan. Vatandaşlık bakımından. Ulus devlet bana bunu anlatmalı. Bana tek bir tane bir şeyin, milli manevi değerlerimiz diyerek beni tek bir tane kimliğin içine hapsetmemeli. Çünkü milli manevi değerler ve devlet dediğiniz zaman, devlete saygı dediğiniz zaman bütün paketi alıyorsunuz konsantre bir şekilde en ideolojik nasıl diyeyim topağı alıp onun içinde var etmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bir bu yani beni eşit olarak anlatacak bir eğitim düşünmeli. Bir de benim farklılıklarıma saygı göstermeli o zaman. Yani ben işte kimim? Din, dil, ırk vesaire, inanç, şu, bu, düşünce, felsefe, ne bileyim ya. Her şey öyle. Ben duygusal olarak farklı sermayelere sahip bir insan olarak benim geçmişte yaşamış olduğum, şimdi yaşamış olduğum sınıfsal, kültürel, duygusal bir tık farklılıklarımı kabul eden, gören, dolayısıyla eğitim de bunlardan bağımsız gibi düşünmeyen bir anlayışla belki düşünmek lazım. Meseleyi dostlar şuna bağlamış oluyorum. Eğitimle evet bir sürü şey, iyi bir şey yapılabilir. Ama bu galiba ulus devlet dediğimiz o kocaman mekanizmayı sorgulamadan sadece yerinde patinaj çeken en ideal, en işte mükemmel bir takım böyle projeler yaptığınızı zannedebilirsiniz ama bu iyi bir model sunduğunuz anlamına gelmez. Türkiye'nin 21. yüzyılı falan denirken işte bence öyle bir şeyler demek yerine galiba esas olarak yani 21. yüzyılda bir eğitim modeli ne olur diye düşünmek lazım. Çünkü gene orada da bakın bir defa zaten rapora adını veren şeyde bir kibir var yani. Bu 21. yüzyıl Türkiye'nin 21. yüzyılı dediğiniz zaman siz kendinizi işte başka bir yerde görüyorsunuz. Ama başka neresi bu başka bir yer? Bu nasıl bir yer? Vallahi her tarafta 3 aşağı 5 yukarı benzer dillerini de görüyorsunuz zaten. Yani bütün o aşırı sağcı, işte popülist falan bir sürü en çok muhteşem örnekler. Hindistan'daki işte bu Modi'nin örnekleri falan çok benziyor aslında Türkiye'deki bir takım üsluplara, söylemlere. Hepsinde benzer bir şey var. Hepsinde benzer bir iddia var. İşte bombalar yapmak, silahlar yapmak, güçlü olmak. İşte biz bu Filistin özgürlük platformunda işte en sık karşımıza çıkan şeylerden biri. İsrail Filistin'i bombalayıp duruyor. İnsanları sayılar böyle yani 38 binler falan diyor. Muhtemelen 100 binlere vardı. Nasıl oldu bu? Bu sayı bombalarla oldu. İsrailler tam da İsrail sağcı hükümeti, devleti destekleyen kesimleri düşünün. Bunlar çok mutlular Filistinlerin öldürülüyor olmasından. İsrail devletinin çok güçlü olmasından çok mutlular. Yani siz İsrail'de öyle bir eğitimle çok güçlü devlet, çok güçlü millet, çok güçlü İsrail vesaire ve bunu da dine gönderme yaparak falan milli manevi değerlerini gönderme yaparak yaparsınız. Bu mu? Yapılacak olan şey bu mu? Aslında belki o gücün karşısında güçsüzlükle ilgili bir şey düşünmek lazım. Gücü bu kadar tapınacak kutsal bir şey haline getirmeden çok daha tevazu içeren bir eğitim olamaz mı o zaman? Yani böyle bir kutsallığı inşa edip kutsallığa inandırırsınız insanları işte. Bu Almanya'daki futbol maçında hep beraber işte bozkurt tişörtü yapıyorlar. Ya hakikaten tüyler diken diken eden bir olay oluyor orada. Bunu yok Türklüğü sembolü falan kimse demesin. Top yekün, toptan herkes aynı selam veriyorsa orada bir sorun var demektir. Almanya'da o statlar bir zamanda Nazi selam yaparak topyekun hareket ediyorlardı. Yani dolayısıyla evet siz insanları çok kolay bir yönde manipüle edebilirsiniz. Ama manipüle ettiğiniz zaman sadece burada biraz kestirme gideceğim. Adı şimdi neoliberallik falan gibi şeyler diyeceğim ama basmaya açıkça vahşi kapitalist bir yapının içinde debelenmeye çalışan işte böyle bir takım popülist hareketlerin yapmaya çalıştığı, oynamaya çalıştığı bir oyunlardan başka bir şey demek mümkün değil. Yani savaş yapabilmek, güçlü olmak, piyasada yer kapmak gibi kibrin tavan yaptığı bir, kibrin ve güç dilinin tavan yaptığı bir yerde sizin yaptığınız marif modeli de bunun sadece bir parçası olmaktan başka öteye gidemiyor. Yani özet en son lafımı da söyleyeyim. İstediğiniz kadar siz milli, manevi, bize özel falan işte kimliğimiz falan gibi değerler falan bir şeyler değil.
Öyle bir şey değil. Şu anda bu marif modeli bir, en genelde başarısız bir ulus devletin, ulus devlet modelinin yeni tezahürlerinden, çıkmazlarından birisidir. İkincisi de bu dünyada şu anda yürümekte olan gayet küresel, neoliberal kapitalist politikalarla popülizmlerin eşleşmesinin örneklerinden başka bir şey değildir. O yüzden asla yerli ve milli değildir. Gürcistan'da Putin'de, Rusya'da Putin'le bilmem neyle falan izleyebileceğimiz bir sürü benzer dille eşleşebilen bir modeldir diye uzatmadan daha fazla bitireyim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.